Notaları nasıl kolay öğreniriz? Önce elimizde 5 çizgiden oluşan bir portemiz var. Portemizi çizdik. Buraya da bir tam gamı yazıyorum. Do, re, mi, fa, sol, la, si ve tekrar do yaptım. Do'dan do'ya. Do'dan do'ya yaptığımda toplamda 8 nota. Şimdi portenin 1, 2, 3, 4 aralığı var malumunuz. Bu notalar şu. Fa, la, do, mi. Bir tekerleme gibi düşünün. Fa, la, do, mi. Fa, la, do, mi. Yani ağzınıza yerleştireceğiniz, zihninize yerleştireceğiniz bu. Boşluklar. Fa, la, do, mi. Tekerleme gibi. Fa, la, do, mi. Şimdi fa, la, do, mi dediğimde eğer bakın buradaki gamı şöyle bir işaret çizdim. Eğer ben yukarıya doğru yazacaksam notaları sağa kayıyorum. Notaları yukarıya doğru yazacaksam sağa kayıyorum. Fa'nın yanında sağa kayarsam hangi nota var? Sol. O zaman bu hangisi? Sol oldu değil mi? La'dan sağa doğru kayarsam hangi nota geliyor? La. Hayır sağa doğru. Si. Si geldi değil mi? Demek ki bu si. Do'dan sağa doğru kayarsam do geliyor. Re. Re geliyor. Burası da re. Evet. Mi'den sağa doğru kayarsam fa geliyor. O zaman yerleri bu bak. Yani aslında bu yan taraf bulmacayı yerleştirme gibi mi? Evet. Şimdi burayı yazdıktan sonra sadece notaları sağa kaydırın. Buraya bir tane gam yazın. Do'dan do'ya bir gam. Fa la do mi dedim. Fa la do mi yazdım. Ve bir sağa doğru ok çizdim. Sağa doğru ok çizdikten sonra fa la do mi tekerlemesini yerine oturttum ve başladım kaymaya, sağa doğru kaymaya. Her kayış benim bir yandaki notamı gösteriyor. Her kayış yandaki bir diğer notayı gösteriyor. Hmm. Değil mi? Bu şekilde yaptığınız zaman bütün notaların yerlerini çok kolay öğreniyorsunuz. Bir de size öğreten başka bir şey de size söylemiştim ya. Bütün notaların yerlerini tek tek birer sayfada defterinize yazarsanız notaların yerlerini bu şekilde hafızanıza almış, öğrenmiş oluyorsunuz. Anladım. Hocam peki bu şu fa'da bir böyle kaydınız. Hani böyle gitmediniz ama bir geri gitmiş gibi oldu. Evet. Bu şekilde yukarıya doğru kayıyoruz. Ha, ama bu hizada gitmedi yani. Benim demek istediğim öyle. Fa'yı biraz geri şuraya yazdınız ya. Hayır buraya yazar. Yerleri önemli değil. Şuraya da yazarsın. Buraya da yazarsın. Önemli olan çizgide olması. Çizgide olması. Olması. Sağında solunda olması önemli değil. Anladım hocam. Tamam. Tamam. Yani o kayma şekli önemli tamam, değil. Tamam, tamam. Bizi ilgilendiren o daire çizgi yeri. Çizgi üzerinde veya hangi boşluğun üzerinde olur. Tamam. Başta gösterdiğiniz re, dügah, işte çargah vesaire onlar bu usuldü yani yazdığınız buydu. Öyle. Onların yeri portedeki yerleri bu. Ha, bu da bunun şifresi. Bu da bunun şifresi. Zaten anladım. Onların portedeki yerlerini göstererek çizmiştim. Anladım. Siz evet. O yerlere oturtacaksınız tamam mı? Hmm, tamam. Yine hocam. Dediğim gibi benim kanalda notaların yerleriyle ilgili videolar var. Oradan bakarsanız daha da pekişir. Tamam.